Beyoğlu'nda tadilatı yapılıyordu. 5 katlı metruk binada kısmi bir çökme meydana gelmiş ve beton parçaları yola düşmüş. Ve tramvay seferlerinde de tabii ki durdurmalar, aksamalar olmuş. İhlas Haber Ajansı muhabiri Yunus Emre Şeker bize son bilgileri aktaracak. Yunus Emre, seni dinliyoruz. Evet, sizin de söylediğiniz gibi sabah saat 6.30 sıralarında meydana gelmişti bu olay. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz 5 katlı metruk binada bir çökme yaşandı. Daha doğrusu kısmi bir çökmeydi bu ve çökmenin ardından da olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye, polis, AFAD ekipleri sevk edildi ve burada çalışmalar başlatıldı. İlk olarak polis ekiplerince hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu yol, yani Beşiktaş istikametindeki bu yol trafiğe kapatıldı ve aynı zamanda eş zamanlı olarak da T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattının seferleri de bu yönde kapatılmış, askıya alınmış oldu. Söylediğimiz gibi hızlı bir şekilde ekipler buraya geldi ve müdahale ettiler. Sizin de söylediğiniz gibi beton parçaları da binadan yola düştü. Neyse ki o esnada yoldan geçen herhangi bir vatandaş yoktu ve yara almadı. Bu da sevindirici bir detayı aslında olayın. Söylediğimiz gibi sabah saatlerinde meydana geldi ve şu dakikalarda da yetkililerin buradaki incelemeleri devam ediyor. Kameraman arkadaşım Furkan Duman size 5 katlı metruk binayı gösterecek sabah saatlerinde. Sabah 6.30 sıralarında burada bir çökme meydana gelmişti. Düzeltelim, kısmi bir çökmeydi bu ve olayın hemen ardından ekipler buraya geldi ve önlemler hızlı bir şekilde alındı. Gördüğünüz yolda Beşiktaş istikametinde şu anda trafik kapatılmış vaziyette. O saatlerden bu yana trafik akışı Beşiktaş istikametinde gerçekleşmiyor. Aynı şekilde T1, Kabataş, Bağcılar tramvay hattının da seferleri Karaköy ve Tophane arasında durduruldu. Bu açıklamada geçtiğimiz saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesabından, Twitter hesabından yapılmıştı. Binayla ilgili birkaç bilgi var. Onları sizlerle paylaşalım. Aslında binanın mülk sahibinin tadilat yapması gerekiyordu. Ancak mülk sahibi tadilata başlamadığı yönünde bilgiler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce defalarca çökme riski olduğuna dair mülk sahibine uyarı yapılmış. Fakat mülk sahibi geçen bu süre zarfında herhangi bir tadilat ya da restorasyon yapmamıştı. Aynı şekilde ilçe belediyesinden de güvenlik zafiyeti olduğu gerekçesiyle restorasyon yapılması uyarısı yapıldı. Fakat ne yazık ki mülk sahibi geçtiğimiz süre boyunca herhangi bir restorasyon çalışması yapmadı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bina eski bir bina. Bina tarihi bir bina. 150 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Tarihi öneme sahip bir bina. Ancak dediğimiz gibi restorasyon çalışması yapılması gerekirken şu ana kadar mülk sahibi tarafından herhangi bir restorasyon yapılmadı. Geçtiğimiz dakikalarda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer buraya geldi ve ilerleyen zamanlarda alınacak kararla birlikte kontrollü bir şekilde yıkım ve tüm çalışmalarının yapılacağını söyledi. Bu açıklamayı da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, toparlayacak olursak sabah 6.30 saatlerinde meydana gelmişti olay. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu 5 katlı metruk binada 6.30 sıralarında kısmi bir çökme meydana gelmişti. İlerleyen saatlerde de tahmini 2-3 saat sonra da başka bir kısmi çökme meydana geldi ve şu dakikalarda da yetkililer hemen arkamızda bulunan 5 katlı metruk binada incelemelerini sürdürüyor diyelim. Bu noktadan şu an için aktaracaklarımız bunlar diyerek sözü size bırakalım. Yunus Emre Şeker'e teşekkür ediyoruz.